Şimdi ev sahiplerine e, ve kiracıları şaşırtan farklı farklı konular var karşılıklı. Şimdi gidiyorsunuz bir ev işte baktınız gördünüz beğendiniz size uygun fiyatı vesaire bunu kiralayacaksınız. Eskiden ne olurdu emlakçıyı arardınız derdiniz ki evi görmek istiyorum görürdünüz taraflar bir araya getirilir emlakçıda o kontrat imzalanır el sıkışılır. Gerekli ödemeler hesaba yapılır, kendi evine geçer, hayırlı uğurlu olsun <laughs> Ama dersin. Ama eskiden bekara da verilmezdi biliyorsun. Bir o engel Eyvallah. olurdu. Bekara, bekara ev yok Şimdi diye. eskiden öğrenciye mesela verilmezdi. verilmezdi. Şimdi öğrenci arıyor herkes biliyorsunuz. Değil kısa sürede çıktığı için mi? Hem de şöyle mesela kaç öğrenci kalacaksın diyor. Ona He. göre daha fazla fiyatı yurda daha rahat evi. alabiliyor tabii. <laughs> Şimdi şöyle diyor ki mesela... Sen diyor ben memur olan kiracı istiyorum diyor. Biri. Maaşı garanti olsun. Tamam. Öbürü diyor ki yok diyor ben diyor evi kentsel dönüşüme girmiş olan kiracı isterim diyor. Çabuk gitsin. Kon Kontratım öyle yaparım diyor. Diğeri diyor ki ben bir yıllık anlaşma yapmam diyor. 6 hmm. aylık 8 aylık yaparım diyor. Onu Bunun da, peşin da diyor peşin alırım diyor. Böyle isterim diyor. Öbürü diyor ki ben o suyuna uygun bir yıllık diyor sözleşmemi yaparım. Kontratı da yazarım oraya. Kendimi garantiye alırım. Eğer iki ay ödemiyorsa evi boşaltmasını talep edeceğim. Koşulsuz şartsız kabul edecek. Amenna imzalıyorsun kontratı. O sırada diyor ki yok diyor bu bana yetmez. Bana bir de taahhüt imzalayacaksın diyor. Değil ne mi? için diyorsun? E ben diyor fiyatlar bir anda artarsa diyor 5-10 yıl diyor bir kiracıyla uğraşamam. uğraşamam. Hemen diyor yerine başka bir kiracı getirip 40 bin lirayken 90 bin lira yaparım o evi Tahliye diyor. Tahliye taahhütnamesi. O da tarihsiz attırıyorlar biliyorsun. İstediğin devreye sokabilirsin. Aynen öyle ama o kontratın hiçbir anlamı kalmıyor. Zaten o zaman merhaba diyelim girelim eve. Kontrat yapmaya gerek yok. Sen istediğin, istediğin zaman, zaman zaten yapacağım. beni çıkar yani. <laughs> ne bizi uğraştırıyorsun ki kontrat yapmak için. Maaş bordrosunu isteyen var. Bu arada sayısız ev sahibi dolandırılmış durumda. Kiralarını evet. alamıyor. Böyle yapanlara bir yandan diyorum ki o işte olsun. hani <laughs> arıyorsun belanı buluyorsun diyorum. Doğru. Yani, Çünkü yüksek para hırsıyla. Ya e, Meftun diyor ki evde en az iki maaş olsun diyen varmış. Tek maaş da istemem diyor. Gerçekten hani böyle yani şey. Ev buldun. Bir de <laughs> bir de bunları denk yani hani vize almak için şu kadar evrak biriktiriyorsun ya ev tutmak için de epey bir evrağa ihtiyaç olacak herhalde. İyi e de bu iş nasıl çözülecek? Gerçekten bu şu an Türkiye'deki bence en büyük sorun bu. Bence de insanların gün, en güncel sorun. hayatındaki en büyük sorun bu. Yani iki kişi var Hele burada. Büyük Ortası yok biliyorsun. Biri ev sahibi, birisi kiracı. Hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Dolayısıyla herkes bunu konuşuyor ve herkesin sorunu. Belki bu sözleşmelerle ilgili yani kira... Sayısız dava açılmış durumda oradaki yük ayrı. Tabii. Ara sistemi getirildi. Yine durum tam olarak çözülemiyor. Yani en büyük sorunumuz şu an ülkede bu. Kira kontratlarıyla ilgili mevzuat borçlar kanunundaki o sözleşmeyle ilgili maddelerle yürütülüyor. Belki buna özel, yani hukukçular dahi bilir ama özel bu kiralamayla ilgili bir düzenleme yapılıp bunun kurallarının çerçevesinin belirlenip işte o kırtasiyeden aldığın kontratlar yerine belli kuralları olan sözleşmeler yapılabilir. O zaman dersin ki yani o yasada varsa işte maaş bodrosu getirilecekse nasıl kredi alırken maaş bodrosu getirirsin. Ya tamam hadi getirirsin bunlar iyi niyetli istekler de işin önce başını çözmemiz lazım. Bu herkes evet. gelip de ben evi 100 bin lira yaptım. Sınırsız yani. Tabii ki. Benim evim şöyle ben 200 bin lira yaptım. Önce buna bir çözüm bulunması lazım. Buna acil bir çözüm bulunması lazım hatta. Doğru. Çünkü bu sefer diyor ki e, eskiden şuydu, ben kiramı alayım gününde. Çünkü evet. önemli olan kriter buydu. Şimdi e, kirasını ödüyor. İyi, i̇yi kiracı ödüyor. zamanda ödeyendi yani. Tabii kirasını ödüyor. O zamanın şartlarında eve çıkmış. E sanki bir zahmet eve girmiş de. Bedavaya oturuyormuş muamelesiyle evinde huzuru yok insanın. Tabii. Neler burada anlattın sen ya? Yani evini böyle... yıkanlar, kapıya pislik atanlar kendi evini delenler. Delenler <laughs> yukarıdan yağ dökenler. Yani e, kiracılar için de aynı şey geçerli paraları ödemeyip kaçanlar evi başkasına kiralayanlar hepsinin yani iki tarafın da mağduriyeti var ama öncelikle artık semt, semt mi belirlenir evin kriterlerine göre mi belirlenir bakanlıklar buna göre nasıl bir çalışma yapabilir yani bir kural konulması gereken yani? kuralların okur. çerçevesinin belli çerçeve olması çerçeve çizilmesi şart çünkü yani bu kriz kiracı, büyüdükçe büyüyor kiracı ev sahibi ilişkisinin bir tarif edilmesi lazım yani borçluluk kanundaki o maddelerle demek ki olmuyor Fiyatın da tarif edilmesi lazım pardon? Yok abi evet. semte göre ya da eve göre bir fiyat belirlemesi yapılması işte lazım yani bir tavan bir mi? taban fiyat konulması lazım çünkü bunun sonu yok görünen hmm. o hele İstanbul İzmir e ee, işte gibi büyük e, şehirlerde yazın yazlık yerleri saymıyorum. Onlarla ilgili bakanlığın çalışması geldi, bildirmek zorundalar 3 ayda kiralasa vesaire diye. Tabii. Hadi onu bir kenara Turizm koydum sezonluk. Ama e, yaz kış ailesiyle oturacak insanların mağduriyeti de bir yandan yani, düşünülmeli. E, birçok kiracı şu anda böyle bir yani diken üstünde oturuyor. Evde yani kirasını ödediği halde bugün mü çık der, bugün mü maaşı şeyi kirayı arttır der. Hakkınızı bildikten sonra bu arada kimse size bugün çık diyemez onu da bilin. Evet ama işte herkes de o hakkı e, arayamıyor, uğraşmak istemiyor, lanet olsun diyor, çekip i̇şte, gidiyor. Ama çekip gittiği yerde de bu fiyatlarla karşılaşınca dur diyor, ne yapacağım ben şimdi diyor. Aynen. O yüzden bu fiyatla ilgili e, bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet tamam serbest... Piyasa diyoruz ama bu o kadar da mı serbest? <gülüyor> bu <gülüyor> kadar, <gülüyor> kadar <gülüyor> serbest değil. Ee, yani. Bakmak lazım.